Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle yine eğitimin tarihsel temelleriyle ilgili paylaşıma devam edeceğim. Bu videomuzun ana temasını yakın çağdaki Osmanlı'daki eğitim oluşturacak. Özellikle Tanzimat devrindeki eğitim reformları bu videomuzun içerisinde yer alacak. Yakın çağ dediğimiz dönem 1789 Fransız devrimi ile başlayıp ve günümüze kadar gelen dönemi kapsıyor. Bu aralığı kapsıyor. Şimdi tabii ki bu anlatacaklarımız ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndaki eğitimdeki reformlar kendiliğinden gerçekleşmemiş. Yani durduk yere bunlar olmamış. Bu reformları gerçekleşmesini tetikleyen asıl faktör rüzgar tabii ki batıdan esiyor. Hangi olay o? Tabii ki Fransız İhtilali. Fransız İhtilali'nin yapılmasıyla birlikte tabii ki dünyada bütün kartlar yeniden karılıyor. Ve Fransız İhtilali ile artık mutlak meşrutiyet yerine halkın egemenliğini bırakıyor. Bu çok önemli bir durumdur. Gerek Avrupa için ve gerekse Avrupa'ya yakın komşu ülkeler için gerçekten ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır. Ve halk özgürlük kavramlarını öğreniyor. Demokrasi kavramlarını öğreniyor. İnsan hakları kavramlarını öğreniyorlar. Ve bunların insanca ve insan onuruna uygun bir şekilde yaşamak için gerekli olan olmazsa olmazlar arasında yer alan temel haklar olduğunu öğreniyorlar. Ve tabii ki bu süreç içerisinde milliyetçilik akımı gelişiyor. Ve tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'na baktığınız zaman üzerinde farklı din, ulus ve ırklardan oluşan bir topluluk. Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu oluşan bu değişimden doğal olarak etkilenecektir. Tabii ki rahatsızlıklar olacaktır ve bunun sonucunda kendi toprakları üzerinde yaşayan milletlerden tek bir ulus yaratabilmek için Osmanlıcılık ideolojisini başlatıyor. Ve oluşan eğitimde gerçekleşen reformla da Osmanlı ideolojisini doğrudan eğitim sisteminin içerisine yerleştiriyor. Şimdi bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Gerek Tanzimat devri eğitim reformlarını, gerekse modernleşme, meşrutiyetle birlikte modernleşme adını verdiğimiz eğitim reformlarını bu pencereden bakıp, ele alıp bu pencereden açıp değerlendirmek gerekiyor. Tanzimat devrinde gerçekleşen eğitim reformlarını şöyle genel olarak değerlendirdiğimizde ilk öğretimde yenileşme süreci başlamış bu dönemde, bunu görüyoruz. Ve sonraki aşamalar tabii ki modern ortaokul ve liseler açılmış. Yine Tanzimat devrinde üniversite kurma birçok kez teşebbüs haline gelmiş, hatta kurulmuş. Ancak üniversitenin kurulması ve uzun süre yaşatılması mümkün olmamış ki bu yine ilerleyen slaytlarda bizim konuşmalarımız içerisinde yer alacak. Bunu ilerleyen slaytlarda tekrar tekrar sizlerle konuşacağız. Peki biz hangi dönem aralıklarını ele alacağız? Bu dönüşüm hangi dönem aralıklarında, hangi örneklerle sizlerle paylaşacağım? Önce bunu anlamaya çalışalım. Osmanlı döneminde ilk sivil modern okulların açıldığı tarih 1838 yılına denk geliyor. Yine Marif-i Umumiye Nizamiyesi'nin yürürlüğe girdiği tarih ise 1869'lu seneler. Ne oluyor Marif-i Umumiye Nizamnamesi ile? Osmanlı eğitim sistemi içerisine liseler dahil ediliyor. Ve bu nizamnameye liselerin açılmasını öngörüyor. Peki şöyle bakalım. 1869 yıl Osmanlı eğitim sistemi Fransız eğitim sistemine göre yeniden düzenleniyor. Demek ki rüzgar gerçekten iyi esmiş. Nereden? Batıdan Osmanlı'ya. Ve burada bir tabii ki Galatasaray Lisesi açılıyor. Şu andaki Galatasaray Lisesi olarak bildiğimiz okul yine Tanzimat devrinde açılan bir okuldur. Ama tabii ki içerik olarak baktığımızda aynı okul değil artık. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte ve Cumhuriyet döneminde bu okul etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için biliyorsunuz eğitim birliği yasası var. Bunlara göre yeniden düzenlendirilmiş. Peki bu Galatasaray Lisesi'nin sonraki dönemlerdeki fonksiyonu ne oldu? Cumhuriyet döneminde özellikle, gerekse Osmanlı döneminde. Şöyle özetleyebilirim bakın. Gerek Osmanlı döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde bürokrat yetiştirdi bu liseler.
Çünkü yabancı dil Fransızca. Fransızca eğitim alıyorlar ve o dönem için baktığınızda bir dil bilmek oldukça etkin bir özellik, yani etkin bir nitelik. Ve dolayısıyla bu liselerden mezun olanlar gerek devlet dairelerinde gerekse yurt dışı kurumlarında bürokrat olarak görevlendirilmiştir. Galatasaray Lisesi olup da Cumhuriyet döneminde mebus olan bir başka de işte milletvekili olan çok sayıda kişi vardır. 1870'li yıllara geldiğimizde tabii ki kız ortaokulları açılıyor. Kız ortaokulları ile birlikte tabii ki hemen kız öğretmen okullarının açıldığını bile görüyoruz biz. Yine aynı dönemlerde yabancı ve azınlık okulları var. Bu yabancı ve azınlık okulları da özel okul statüsünde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki yabancılar yine kendi okullarını açmaya devam ediyorlar. Ve dolayısıyla kendi çocuklarını yine eğitmeye devam ediyorlar. 1857 yılına geldiğimiz zaman Osmanlı eğitim sisteminde iki tane daire ortaya çıkıyor bürokratik işleri yürütebilmek için. Bunlardan bir tanesi Marif Nezareti, bir diğeri ise Meşihat. Marif Nezareti, Batı modelinde kurulan okullar ile yabancıların veya vakıfların kurdukları okulların bağlı olduğu bir daire olarak çalışıyor. Dolayısıyla yeni model okullar, yabancıların okulları, tabii ki vakıf okulları, devlet okulları bunun içerisine giriyor. Marif Nezareti ile yönetiliyor. Diğer taraftan Müslümanlara ait olan medreseler hala varlığını devam ediyor. Sıbyan mektepleri de var. Bunlar da Neşihat adını verdiğimiz yine ayrı bir daire tarafından yönetiliyor. Neşihat'ı bir bakıma Şeyh İslam'a bağlı olan bir daire başkanlığı olarak düşünebilirsiniz. Bu dönem Osmanlısına baktığımız zaman Müslümanlar bir başka deyişle iki ayrı kurum tarafından yönetilen okullarla karşı karşıya kalıyorlar. Peki ilk modern sivil okullar ne zaman açılıyor? Bunu birkaç cümleyle özetlemeye çalışalım. 1840'lı yıllara geldiğinizde askeri okulları öğrenci yetiştirmesi için ortaokul düzeyinde eğitim veren rüştiyeler açılıyor. Demek ki rüştiyeler günümüzdeki ortaokullara karşılık geliyor. Tabii şöyle bir şey de sorgulamadan edemiyoruz. Önceden lise düzeyinde düşündüğümüz askeri okullar var. Bu askeri okullara öğrenci gerekiyor. Bu ihtiyaç duyulan öğrenci yetiştirecek henüz daha bir ortaokul yok. Ve bu öğrenciler farklı kurumlardan toplanıyor. Farklı kurumlardan liselere aktarılıyor. 1840'lı yıllara geldiğimizde peki ne oluyor? Bu askeri okulları öğrenci yetiştirecek olan ortaokullar kuruluyor. Bir başka deyişle rüştiyeler açılıyor. Tabii ki bu okullarda verilen eğitim askeri okullardaki eğitimden farklı. Bunu şöyle yorumlamalısınız. Zaten askeri okullar var. Yeni olan nedir burada? Rüştiyeler. Rüştiyelerde verilen eğitim yarı laik bir şekilde düzenleniyor. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Demek ki rüştiyeleri Müslüman çocukların yanında Müslüman olmayan ailelerin çocukları da ne yaptı? Eğitim almak için katıldılar. 1848'li yıllarında rüştiyelere medreselerin nüfuzu dışında öğretmen yetiştirmek için İstanbul'da Darülmuallimin adında bir öğretmen okulu açılıyor. Ve bu aşamadan sonra artık ortaokullarda Darülmuallim'den mezun olan öğretmenler görev almaya başlıyor. Tanzimat devrinde dikkatimizi çeken diğer bir olay kız çocuklarının ortaöğretim kurumlarına katılmasıdır. Tabii ki bu İslam tarihine baktığımız zaman bir ilktir. İlk olarak kız çocukları ortaöğretim kurumuna katılarak eğitim alıyorlar. Aldıkları eğitim tabii ki modern eğitimdir. Ve 1859 yılına itibaren açılan kız liselerine
bu öğrenciler daha bu ortaokullardan mezun olduktan sonra devam ediyorlar. Ve 1870'te İstanbul'da kız okullarını öğretmen yetiştirmek için de kız öğretmen okulları açılıyor. Bunun anlamı tabii ki oldukça önemli. Ne demek kız öğretmen okulunun açılması? Demek ki 1870 yıllara kadar kadınlar Osmanlı'da henüz daha memur olamıyordu. 1870 yılına geldiğinde kadınlar öğretmen olarak bu ortaokullarda ve liselerde çalışabilmek için doğal olarak devlet memuru olmak zorundalar. Demek ki 1870 yıllarda yani Tanzimat dönemiyle birlikte artık kadınlar da Osmanlı kurumlarında devlet memuru olabilme yeterliğini ve özelliklerini, haklarını kazanmıştır diyebiliriz. Belki de Tanzimat'ın en büyük kazanımı bu olsa gerek bana göre. Bunlardan bir tanesi kız çocuklarının okullara gidiyor oluşu. Çünkü toplumun her ikisini birden eğitmek gerekiyor değil mi? Aydınlanmak ve gelişebilmek için. Sonuçta kadınlar çocukları büyütecek her ne olursa olsun. Ve kadının çalışması özellikle toplumdaki sosyal hak mücadelesinin daha farklı boyutlara taşınmasına sebep oluyor. Bu konuyu çok uzatmayalım ama Avrupa'daki o sanayi devrimindeki yaşanan olaylarla ilgili şöyle birkaç belge okursanız bu söylemiş olduğumun ne anlama geldiğini belki içselleştirebiliriz. Peki, sonra ne oluyor bakalım? İlköğretimde neler olup bitmiş? Onu birkaç cümleyle özetlemek gerekirse tabii ki Tanzimat devrinde ilköğretimde modernleşme tam anlamıyla sağlanamıyor. Bunun da ben gerekçesinin okullaşma zaten çok hızlı değil Osmanlı döneminde. 1907-1908'li yıllardaki bakın Osmanlı toprakları üzerinde yapılan nüfus sayımında yaklaşık 20 milyon insan var. 20 milyon insan var. Toplamdan bahsediyoruz tabii ki. Bu 20 milyon insanın tabii bu Müslüm ve gayrimüslim yani tarihçi ol, bak diliyle ifade ettiğimizde ya da bunları Müslüman olanlar ve olmayanlar da ifade etmek belki daha doğru kendi dilimizde düşündüğümüzde bu 20 milyon nüfusun sadece 1 milyonu okullara gidebilmiş. Nedir oran? 20'de 1. Cumhuriyet dönemi başlangıcında halkın okuryazarlık oranının %10 olması bir tesadüf değil. Daha da önemli bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet dönemi başlangıcında kadınlardaki ya da kız çocuklarındaki okuryazarlık oranı tespit edilememesi de tesadüf değil. Çünkü eğitim reformları özellikle kadınlara yönelik henüz daha Tanzimat döneminde yapılıyor. Ve tabi bunu izleyen meşrutiyette tabii ki daha farklı hakları kazandıklarını da göreceksiniz. Sonuç olarak ilköğretimdeki yapılan değişimler çok yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Hem okullaşma oranı açısından nicelikten bunu kastediyoruz. Hem de nedir? Okullardaki kalitenin geliştirmesi açısından ilköğretimde çok başarı sağlandığını söylemek mümkün değildir. Peki yüksek öğretimde ne oldu? Yüksek öğretimde tabii ki büyük bir şanslık yaşandığını ifade etmiştik başlangıçta. Yüksek öğretim kurumları yani üniversiteler açılmaya çalışılmış ama bunda başarı sağlamamış. Peki süreç nasıl çalışmış? Neler olmuş o dönemde? Onlara bakalım. Batı modernindeki ilk üniversitenin 1863'te kurulduğunu görüyoruz Osmanlı toprakları üzerinde. Bu üniversite Darülfünun adı veriliyor ve dersler halka açık konferanslar şeklinde veriliyor zaman zaman. Mutlaka öğrencilerin olduğu sınıflar, dersler var o dönem için ama bir de halkın katılımıyla gerçekleşen dersler var. Hatta bazı deneyler işte hem üniversitenin içerisinde yapılıyor ya da üniversitenin hemen bahçesine çıkılıp ya da üniversite dışında halkın kalabalık olduğu bir çarşıda hocalar, üniversite hocaları gidip oralarda deneylerini halka açık olarak yapabiliyordu. Böyle düşünün.
Dersler tabii ki teorik yürüyor artık, bunu biliyoruz biz. Avrupa modelinde bir üniversite oluşturulmaya çalışılmış ve içerikler de Avrupa modeline göre düzenlenmiş. Bu teorik bilgilerin yanı sıra elektrik, fizik, kimya ve biyoloji deneyleri yapılıyor. Bahsettiğimiz dönemler arkadaşlar artık 1900'lü yani 19. yüzyıldan bahsediyoruz. 18. yüzyılda deney ve bilim kavramları Avrupa'da zaten keşfedilmişti. Bunu biliyoruz. Ve Tanzimat'taki reformlarla kurulan üniversitelerde fen bilimleri diye adlandırılabilir derslerle ilgili deneyler yapıldığını ifade etmek mümkün. Tabii ki bu deneylere biraz önce bahsetmiş olduğum gibi halk katılımı olmuş. Hatta yerel yöneticiler, sadrazamlar, nazırlar da bu yapılan deneyleri görmeye gelmişler. Bence son derece güzel bir şey olmuş. Yani çünkü insanlar mesela bilimsel bir deney nedir? Yani tabii ki şu anda halkımızın büyük bir bölümü okullara gitmiş, en azından ilkokulda bir deneyi görmüş. Ama o döneme gittiğimiz zaman böyle bir şey mümkün değil, değil mi? Ve insanlar onu görmek istiyor. Deney nedir? Nasıl yapılıyor? Neden yapılıyor mesela? Bunları görmek istiyor. 1865'te büyük bir şanssızlık yaşanıyor ve üniversite yanıyor. Yanmasıyla birlikte yaklaşık 4000 kitapta tarihe karışıyor. Kül oluyor bir başka deyişle. Bunun üzerine üniversite kapatılıyor. Ve 1869'lu yıllara geldiğimizde çok fazla arada zaman geçmeden Darülfünun Osmaniye adında diğer bir başka bir üniversite kuruluyor. Fakat bu üniversite kurulduktan sonra büyük şanssızlıklar yaşıyor. Yani çevreden baskı görmeye başlıyor. Özellikle mutaassıp çevre, dönemin Şeyhülislamları tarafından sürekli eleştiriliyor. Muhtemelen yapılan deneyler yüzünden. Şöyle ki, tabi bilimlerdeki müdür olan hoca bir deney yapıyor, halka açık yapıyor bu deneyi ve yaptığı deney sonucunda üniversiteden kovuluyor. Kovulduktan sonra zaten üniversite kapatılıyor. Peki ne yapıyor bu arkadaş? Ne tür bir deney yapıyor? Şöyle ki, halka açık bir alanda yaklaşık muhtemelen 2-3 saat süren bir sunum yapıyor. Çünkü bu alışılageldik bir şey bu. Yani üniversitede mesela hoca akşam üzeri alıyor çantasını, gidiyor çarşıya, koyuyor masanın üzerine eşyalarını, orada başlıyor konuşmaya. Tabii ki insanlar zaten meraklı. Yani bir şey öğrenmek istiyorlar yani. Sonuçta hoca bir şey anlatıyor. Günlerden bir gün hocanın biri, yani tabii bilimci bir hoca, biyolog diyelim. Ve yurt dışında eğitim almış kişiler bunlar. Yurt dışında üniversite çalışabilmediği için gerekli donanıma sahip olmuşlar. Oksijenin canlılar üzerindeki etkisini, oksijenden canlılar için önemini gösteren bir deney yapıyor. Halka açık. Peki ne yapıyor deneyde? Bir tane güvercin alıyor. Diyor ki halka işte bakın bu bir güvercin, bu da bir cam fanus. Güvercini cam fanusu içerisine koyuyor. Güvercini cam fanusu içerisine koyduktan sonra başlıyor hikayeye. İşte diyor oksijen canlılar için çok önemlidir. Oksijensiz ortamda yaşam olmaz. Bir canlının hayatını sürdürebilmesi için mutlaka oksijenin hayat doğada olması gerekiyor vesaire. Ne anlatırsınız 3 saat boyunca oksijenle? Üretimini anlatırsınız, bitkileri anlatırsınız vesaire. Nihayetinde ve konuşması bitiyor ve cam fanusu kaldırıyor. Güvercini alıyor. Diyor ki bak bu canlı başlangıçta koyduğumuzda canlıydı bu güvercin. Ama bir süre sonra ne oldu? Öldü. Neden öldü? Çünkü cam fanusu içerisindeki oksijen bitti. Oksijen olmadığı için yaşaması da mümkün olmadı. İşte diyor oksijen böyle bir şey. Varsa bizim için bir hayattır, yoksa bizim için o yaşam zaten mümkün değildir diyor. Deney bitiyor. O zaman dönemin Şeyhülislamı bunu duyuyor. Ve hemen bir ferman. Diyor ki Bresindık. Sen diyor Tanrı'dan daha mı iyi bileceksin kimin neden öleceğini diyor. Kapatın üniversiteyi diyor ve kapatılıyor üniversite. Ve yaklaşık 40-50 yıl bir daha üniversite
açılmıyor Osmanlı topraklarında. Ve daha sonraki süreçte bu bölümler kapatıldıktan sonra bölümler yeni bir üniversite açılmıyor ama en azından yine burada çalışan bir kitle var. Zaten altyapısı var sistemin. Eğitim verecek olan kişiler de var. Hukuk fakültesi, işte mühendislik fakülteleri, edebiyat fakülteleri gibi düşünelim bunların. O dönem Galatasaray Lisesi'nin içine katılıyor bunlar. Diyorlar ki siz bir taraftan lise eğitiminizi verin, biz de diyorlar bu öğrencileri burada üniversite eğitim verelim. Tabii ki akışta 1881'li yıllara geldiğinde Galatasaray Lisesi kapatılıyor ve sonuçta bu üniversitede Tanzimat döneminde kurulan ve daha sonra kalan birkaç faaliyeti de sona erdirilmiş oluyor. Ve sonuç olarak düşünecek olursak Tanzimat devrinde böyle bir üniversite kurma girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmış oluyor. Peki arkadaşlar, bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.